Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bizleri yaratan ve yaşatan sayısız nimetleriyle doyurup donatan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'e de salat ve selam olsun. Kıymetli STV izleyenleri Eskişehir İl Müftülüğü ve STV tarafından canlı olarak yayınlanan Gönül Ufku programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bu haftaki program konumuz... İman ve Salih Amel Şimdi sizlere program konuğumu tanıştırmak istiyorum Program konuğumuz Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Ziya Albayrak Hocamız Kıymetli Hocam siz de programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz e, Teşekkür ediyorum, e, bizi seyreden sayın seyircilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum İyi akşamlar diliyorum Allah razı olsun hocam, biz de teşekkür tamam. ediyoruz Kıymetli Hocam, e, konumuz iman ve Salih Amel Dinimizin temel unsurlarına baktığımız zaman üç ana ayağını görüyoruz. Birincisi iman, ikincisi ibadetler, üçüncüsü muamelat ve güzel ahlak. Aynı zamanda da hocam bizim insan olarak ilk görevimiz, ilk vazifemiz bizi yaratan Rabbimize iman etmemiz. Daha sonra da imanın gerektirmiş olduğu hayatı, amelleri yerine getirmemiz. Bu noktada aynı zamanda da manevi bir güç olan iman nasıl başlayalım neler söylersiniz hocam? Şimdi e, bu 2023 yılının e, STV'de ilk programımız. Evet hocam ilk programımız. E, 2022 yılını geride bıraktık. Ömrümüzden bir sene geçti, bitti. E, yani bugün bir manada e, Besmele ile e, STV'de Gönül Ufkunda yeni bir programla e, iman ve salih amel konusuyla başlamamız çok manidar bir şey. Evet. evet. bugünkü camilerimizde Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu hutbenin adı da besmeleydi. Evet. Çok manidardı. Biz kapınız. de bismillah diyelim inşallah. 2023 alacağım. yılına başlayalım. başlayalım. Bu tabii konumuza geçmeden 2023 yılının memleketimize, milletimize, vatanımıza e bütün STV çalışanlarına, şey, sayın seyircilerimize hayırlı uğurlu olmasını, hayırlar getirmesini, bereket getirmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ederek sözlerimize başlayalım E şimdi İslam'ın ana esaslarını söylediniz. Yani bunların başında iman geliyor. İman manevi bir güç. Şimdi aynı zamanda biz bugün konumuzu ayetlerden, hadislerden ilhamımızı alarak işleyeceğiz. Orada Efendimiz'in sözüyle başlayalım. Ayetlerle devam edelim. Programımız bereketli olsun. Buyurun hocam. Ee, Efendimiz buyurmuş ki Allah katında müminden daha değerli bir şey yoktur. Yani kainatta en değerli varlık, iman eden kişidir. Yani bu insana bu değeri kazandıran imandır. Bizim manevi güç olarak görünmüyor ama insanın içerisinde bir cevherdir. Evet. Yine Bugün iman ve salih amellerle ilgili çok ayet-i kerimeyi zikredeceğiz ve yine suresinde hepimizin her zaman müracaat ettiği bir ayet-i kerime var. Şimdi sayın seyircilerimiz takdir ederler ki bu yeryüzünde bizim yaşamış olduğumuz kainatta işte bizim dünya dediğimiz bazılarının doğa dediği bazılarının kainat dediği bu alemde dünya hayatında dünya aleminde Zerreden küreye kadar işte en büyük canlıdan en küçük canlıya kadar gözümüzde gördüğümüz, göremediğimiz, bildiğimiz, bilemediğimiz ismini hiç duymadığımız binlerce canlı var. Şimdi Kur'an ifadesine göre bu canlıların en hayırlısı Allah'a iman eden dünya ve ahirette işimize yarayacak, insanın işine yarayacak, insanın kendisine, ailesine, çevresine, işte diğer canlılara faydalı olacak güzel işleri yapan, iman eden insanların Allah katında en değerli canlı, en değerli varlık olduğunu Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Evet. Buradan anlıyoruz ki iman dediğimiz o cevher insana çok şeyler katıyor. Evet. Yine Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde, ee, Cenab-ı Hak son peygambere diyor ki e, sen e, insanları müjdele. İşte içerisinde sayamayacağımız kadar nimetler olan altlarından ırmaklar akan işte böyle insan gördüğü zaman e, yani böyle şaşa kaldığı, baka kaldığı, beğendiği, canının gittiği bir manada nimetlerle müjdele. Kimi iman edenleri Dünya ve ahirette kişinin faydasına olacak işleri altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennette müjdere ey habibim demiş. Şimdi tabii inanmak görünmeyen bir güç. Evet. İnanan insan sağlam bir kulpa yapışmış olur, sağlam bir yere tutunmuş olur. Bu Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Cenab-ı Hak diyor ki kim iman ederse, inanırsa, kabullenirse, iman esaslarını, Allah'ın varlığını kabul ederse, birliğini kabul ederse sapa sağlam bir kulpa yapışmış olur. Evet. Bu da çok değerli bir şey olduğunu gösteriyor Kur'an-ı Kerim'in. Efendimiz kalbini imana samimice açan kişi kurtulmuştur diyor. Yine iman bir cevherdir. İman insanı insan eder. İman insanı belki de sultan eder. Evet. E, öyleyse insanın vazifesi asliyesi e, birinci derecede iman ve duadır. Demiş bir düşünür. Evet. Yine iman hem nurdur. Gerçekten iman nurdur. İşte Kur'an nurdur. Bizim namaz nurdur bir takım yaptığımız iyilikler nurdur. İman nurdur hem de kuvvettir. Evet. Gerçekten hakiki imanı elde eden kişi dünyaya meydan okuyabilir. Bir manada inanmak aynı zamanda bir cesarettir. İnanmak aynı zamanda bir ümittir. Onun için mümin inanan kişi demektir. İnanan kişi bir nimete kavuştuğu zaman şımarmaz. Evet, dünya bizim bazen güldüğümüz, bazen üzüldüğümüz, iyi günlerimizin, kötü günlerimizin olduğu bir imtihan dünyası. Evet. Bu imtihan dünyasında karşılaştığımız e, olumlu, güzel işlerimiz, güzel e, haberler aldığımız gibi üzüntülerle de karşılaşabiliriz. Bu iman dediğimiz manevi güç, bu cevher, işte bu e, imtihan anında zorluklar karşısında, olumsuzluklar karşısında e, bizim e, metin olmamızı, sabırlı olmamızı sağlayan da manevi bir değerdir. Evet. Kıymetli hocam, o zaman bu dünyada insanın sahip olabileceği en büyük sermaye, en büyük değer, en büyük kıymet iman. E, kıymetli hocam, şimdi biraz da imanın tanımına girersek. Bir de amen tüyü, imanın şartlarını hatırlamak istersek neler söylersiniz? Buyurun hocam. Şimdi bu tabii iman çok değerli bir varlık. Kişinin hem dünyada hem ahirette nimetlere nail olmasını sağlayan bir cevher. Bu iman işte Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. Şimdi Allah'ın varlığını ne yani putperestlerde müşriklerde kabul ediyor. Ama bizim için önemli olan Allah'ın varlığıyla beraber onun birliğini kabul etmek. Onun için İslam tevhid dinidir. Evet. Biz yüce yaratıcı ile beraber onun yanına yaratıcı adına hiçbir canlıyı koyamayız. Evet. Bu Tevhid akidesine aykırıdır Böyle bir düşünce zaten iman olmaktan çıkar Allah'ın varlığına ve birliğine inanırız. Ondan sonra Hz Peygamberin yüce Allah'tan kesin olarak getirmiş olduklarını kalbimizde tasdik ederiz. dilimizde ikrar ederiz. Şimdi bu kalbin tasdik etmesi önemli. Yani biz dilimizde e, bir takım şeyleri söyleyebiliriz. Ama bu kalpten olmadıktan sonra bu ne onay almadıktan sonra canı gönülden bu işi kabullenmedikten sonra işte alimle diyorlar ki bu gerçek manada iman olmaz. Şimdi imanın rüknü, imanı ayakta tutan ana unsur kalbin tasdikidir. Bu değişmeyen bir unsurdur. E tabi iman İman etmedikçe cennete giremezsiniz diyor ya çok evet. önemli bir cevher. Ne iman etmedikçe cennete giremezsiniz. İman aynı zamanda bize insanları da sevmemizi gerektiriyor. Birbirinizi sevmedikçe de cennete giremezsiniz evet. diyor. Evet bu önemli. Şimdi biz öteden beri her zaman işte yaz Kur'an kurslarında, okullarda, işte din kültürü ahlak bilgisi derslerinde yani din eğitimi verilen yerlerde bize öğretilen amentünün esasları var. Bu işte iman esasları bu amentü cümlesinde toplanmıştır. Evet. Bunu hemen hemen herkes biliyor. Çok da güzel formüle etmişler. İnsanların aklında kalacak şekilde düzgün bir şekilde bunu ifade etmişler. Biz de bunu hem dilimizde söylüyoruz hem de kalbimizden kabulleniyoruz. İşte orada diyoruz ki ben Allah'ın varlığına ondan sonra Allah'ın varlığına, Allah'ın meleklerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, iyilik ve şerrin Allah'tan geldiğine, öldükten sonra dirileceğime iman ettim. Yine ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine ben şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Evet. Kısaca bu iman ve salih amel konusunun istediği yerde ne imanla ilgili olarak, iman esasları ile ilgili olarak bunları zikredebiliriz. Evet, i̇man, hemen hemen şu Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen her ayetinde, evet. her suresinde, her bölümünde, ayetinde imanı bulmak mümkündür. Evet. Birinci önceliğimiz imanı imanı kabullenmek, iman etmek. iman ondan sonra ameller geliyor. Evet. Güzel işler geliyor. Tabii. Yani bizim bir manada güzel işlerimize değer kazandıran, kalıcı kılan bizim inanmanız, inanmamız ve iman esaslarını kabul etmemizdir. Aynen önce imanımız olacak. Ondan sonra, sonra ameller geliyor. O iman bizi amele yönlendirecek ve o imanla amel güzel bir ahlak oluşturacak. O da bizim elimizde kalıcı olacak. O da meyvesi o olacak hayatımızın, evet. güzel imanımızın, amellerimizin, ahlakımızın onların işte imanın ondan sonra ibadetlerin, muamelatın meyvesi nedir? Güzel ahlaktır. Aynen hocam. Bunu göstermeliyiz. Aynen. Evet. Kıymetli hocam o zaman amentü dediğimiz şey imanı bütünleştiren imanın şartları bunların her birisine kişinin kalben asıl imanın yeri makamı kalp olduğu için kalben amentü dediğimiz imanın altı şartına insanın inanması gerekiyor. Kıymetli hocam bizim ana kaynağımız ana rehberimiz kitabımız Kur'an-ı Kerim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Ee, anlatmış olduğumuz konuda siz de girerken söylemiştiniz Biz dayanağımızı, e, temelimizi e, kitabımız Kur'an-ı Kerim'den alırız Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hocam iman ve amel, ayetlerde ne şekilde, nasıl bahsediliyor? Bunlardan örnek verirsek neler söylersiniz hocam? Evet, sayın seyircilerimiz de Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar, mealini evet. okuyorlar e, Artık insanlarımızın kültür seviyesi yükseldi yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen iman esaslarının iman dile getirildikten sonra imandan hemen sonra kişinin hem kendisine hem ailesine hem çevresine yani dünyadaki diğer canlılara faydalı olacak salih ameller zikrediyor. Yani Vellezine amenu ve amilü salat. O kimseler ki iman ettiler, salih amel işlediler. Ondan sonra detayına giriyor. Bizim şimdi bu tabi bu konunun tamamını işlememiz mümkün olmaz. Yalnız biz birkaç tane ayet-i kerime zikredeceğiz. Bu ayet-i kerimelerden bir tanesi de hemen hemen bütün vatandaşlarımızın bildiği Kur'an-ı Kerim'de bizim asr suresi olarak adlandırdığımız sureden örnek verelim. Hemen hemen bunu herkes biliyor. Evet. İşte orada Cenab-ı Hak asra yemin ederek başlıyor. Evet, Diyor ki insanlar gerçekten zarardadır. Niye zarardayız? Yani yaptığımız ticaretten kar edebiliriz. Belki... Birçok kitap okuyabiliriz. Birçok maddi ve manevi kazancımız olabilir bir gün içerisinde, 24 saat içerisinde ama e, engel olamadığımız bir şey var. En değerli sermayemiz olan ömrümüz zaman içerisinde Bakıp eksiliyor. Bu yönüyle kim hangi ticareti yaparsa yapsın o gün saat 24'e geldiğimiz zaman ömrümüzden 24 saat gittiğinden dolayı zarardayız. Ancak diyor ki Kur'an-ı Kerim ancak iman edenler o en değerli cevheri kalbinde taşıyanlar evet. gönlüne bunu nakşedenler ülaki ketebe fi iman. Biz imanı onların kalplerine yazdık. İnşallah o kalbine iman yazılanlardan oluruz. İnşallah. Biz öyle diyelim. İnşallah. Yeni bir sılı, yeni bir senenin başında İnşallah. iman edenler, başka salih amel işleyenler. Bunu da detayını vereceğiz. Neler mesela salih amelin evet. içerisine evet. girecek onu da söyleyeceğiz. İman edenler, salih amel işleyenler. Yani ömrünü, hayatını güzellikle dolduranlar. Evet başta ama Allah'ı ve iman esaslarını kabul etmek geliyor öyle zikretmiş öyle zikretmiş. Ondan sonra birbirlerine hakkı tavsiye edenler. Birbirlerine sabrı tavsiye edenler. İyi günlerimiz oluyor değil mi elhamdülillah. Evet. Ama bu bir imtihan dünyası. İşte zor zamanlarda da sabrı birbirlerine tavsiye edenler. Evet. Hakkı birbirlerine tavsiye edenler. Gel namaz kılalım. Gel bu sene Ramazan ayında oruç tutalım. Gel işte fakire, fukara'ya, kimsesizlere yardım edelim. İşte doğru sözlü olalım, doğruyu söyleyelim, hakkı tavsiye edelim mi? Bunlar hakkı tavsiye. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim yine demiş ki: Kim iman eder? Bununla beraber güzel işleri de yaparsa o cennete girecektir. Şimdi ne kim bunları ayrım yapmamış? Yani e, Cenab-ı Hak bizim yaşadığımız bölgeyi dikkate almamış. E, işte, i̇şte insanların e, derisini, teninin rengini, ırkını, cinsini, işte kabilesini, aşiretini dikkate almamış. İki tane ölçü koymuş. Bir inanmak, iman etmek. İmandan sonra da. Güzel işlerle kim ömrünü hayatını donatırsa güzelleştirirse insanlara faydalı olursa işte onlar cennete girer Diyor ki erkek olsun kadın olsun her kim mümin olarak mümin iman eden kişiye denir Aynı zamanda Allah'ın isimlerinden de biridir onun için efendimiz diyor ki yeryüzünde müminden Allah katında müminden daha değerli bir şey yoktur. Evet. İnsana değer katan iyi inanmasıdır. Ondan sonra güzel işleri yapmasıdır. İşte erkek olsun kadın olsun kim iman ederse, mümin olarak iyi işler yaparsa işte onlar cennete gireceklerdir ve onlara zerre kadar da haksızlık yapılmayacaktır. Yani kişinin yapmış olduğu güzellikleri Cenab-ı Hak asla zayi edecek değildir. Evet. evet Kıymetli hocam, e, salih amele ulaşmamız gerekiyor. O zaman iman ve salih amel. E, öncelikle hocam, salih amel nedir? Ve yapmış olduğumuz amelimiz, davranışımız bu hayat içerisinde salih amel mi değil mi? Nasıl değerlendireceğiz hocam, ne söylersiniz? Evet, şimdi... E, sırayla inan. önce inandık evet. kabullendik inanılması gereken konuları evet tabii bunun bir göstergesi olması lazım. O da nedir ibadetlerdir işte güzel işlerdir. O ondan sonra ne geliyor bir, bir de bu ağacın meyve vermesi lazım. Evet. O işte bu ağacın meyvesi güzel ahlak ve muamelat. Şimdi biri diyor ki kişinin Müslümanlığı muamelatından belli oluyor. Yani bunlar birbiriyle bağlantılı, birbirini bütünleyen konulardır. Evet. Çünkü efendimiz sadece iman esaslarını kabul etmekle kalmamış. Evet imanın göstergesi olan salih amellerde işlemiş. Şimdi hangi amellerin salih amel olduğu konusuna gelince bunu da yine biz kaynağımız Kur'an-ı Kerim'e bakmamız lazım. Efendimizin hayatına bakmamız lazım. Şimdi Allah'ın rızasına uygun olarak yapılan her iş söylenen her söz ibadet ...ve iyiliklerin salih amel olduğu kabul edilmiş. Mesela e, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, oruç tutmak... ...ilk etapta aklımıza gelen salih amellerin e, ilk sırasında yer alan evet. konulardır. Evet. Bununla beraber işte... E, Hangi işlerin salih amel olduğu detaylandırılmış. Mesela iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, işte e, fakirin, fukaranın, kimsesizlerin yardımına koşmak, işte e, muhtaç olan insanların e, işlerini görmek. Evet. Bu gibi konular salih amel kapsamı içerisinde değerlendirilmiş. Şimdi bu konuyu... Efendimizin sözlerinden, hadislerinden örnek vererek daha da anlaşılır hale getirelim. Efendimiz buyurmuş ki her hayırlı iş bir sadakadır. Sadaka güzel amel mi, salih amel mi? Evet, salih ameldir. Ondan sonra iki kişinin arasını adaletle düzeltmen senin için bir sadakadır. Şimdi insanlar yapımız mı değişti, dünya mı değişti, biz mi değiştik, mizacımız mı değişti, karakterimiz mi değişti, olumsuz bir noktaya geldik. İnsanlar iki insanın kavgasını gördüğü zaman eskiden insanlar buna müdahale ederdi onların barışmasını sağlardı. Ama bugün insanların çoğu vurdum duymaz bir hale geldi. Bu da bize Kur'an ile sünnetle bağdaşmayan bir tutum ve davranıştır. Şimdi iki kişinin arasını adaletle düzeltmen senin için bir sadakadır. Güzel bir söz söylemen senin için bir sadakadır. Namaza giderken şimdi Bugün cumadan geldik Allah razı olsun Cemaatimiz camilerimizi dolduruyor Uzaktan yakından İşte uzaktan ne kadar kişi Uzaktan gelirse o kadar sevabı evet. fazla Namaza giderken Atmış olduğun her adım Senin için bir sadakadır Yoldan Bir engeli kaldırman Senin için bir sadakadır Biz köylerden geliyoruz evet. Onun için eski insanlar Dedelerimiz ninelerimiz ee bağa bahçeye veyahut da tarlaya, kıra, e, taşlaya giderken yolda bir taş gördükleri zaman onu ya ayağıyla yoldan aşağı iterlerdi veyahut da kaldırıp bir kenara koyarlardı. O demek ki bunun bir sadaka olduğunu e, dedelerimiz, dinelerimiz Biliyorlardı Yine ama olan bir insanı yolun bir kenarından diğer kenarına geçirmen senin için bir sadakadır. Ondan sonra adres soran bir kişiye e, yol göstermen, ona tarif etmen, o adresi ona göstermen senin için bir sadakadır. Buradan anlıyoruz ki e, her bütün iyilikler, hayır hasanat parayla yapılacak manası çıkmaz. Her insanın yapacağı mutlaka bir şey vardır. Allah hiç kimseye yükünü altından kalkamayacağı bir yükü yüklememiştir. Evet. Mesela... E, hali vakti yerinde olmayan kimseden zekat görevini istememiş. Hac görevini istememiş. Ama hepimizin bu saydığımız bu güzellikte salih ameller içerisinde yapacağımız mutlaka yapacağımız işler vardır. Hani diyorlar ya balın baklavan yoksa bir gü, güler yüzün de mi yok? Evet. Yani hiçbir şey yapamıyorsak insanlara e, ...güler yüz gösterebiliriz. Efendimizin mütebessim bir çehresi vardı. Evet. Onun için demiş ki yine... E, ...hadislerinde Efendimiz... ...kardeşine... E, ...tebessüm etmen... ...güler yüz göstermen... ...senin için bir sadakadır. İyiliği emretmen... ...kötülükten sakındırman... ...senin için bir sadakadır. İşte e, eski insanların... ...çok güzel... ...adet, gelenek, görenekleri... ...çok güzel sünnetler var. Mesela... ...adamlar ağaç dikiyorlar. Birçoğu da... ...bunun meyvesini toplamıyor. Ekin ekiyorlar. Mesela... ...ziraat yapıyorlar. Oradan işte hayvanların... ...istifade etmesi bile. Kişinin mesela dikmiş olduğu... ...ağacın altında bir insanın... ...gölgelenmesi onun için bir sadakadır. İşte oradan hayvanların yemesi... ...kuşların yemesi... Şimdi mesela birçok e, kuş, hayvan e, kırda kuş bayırda yetişen bu mey kalan meyvelerle hayatını idame ettiriyor. Evet. Veyahut da kıra bayıra yapmış olduğumuz evet. çeşmelerden su içerek hayatını idame ettiriyor. Veyahut da görüyorum bakıyorum ekmek veriyorlar şu an kış döneminde evet. hayvanlara, kedilere işte yemek kabı, su kabı koyuyorlar. Bütün bunlar sadaka olarak değerlendirilebilir. Evet. Salih amel olarak değerlendirilebilir. Evet. evet. Kıymetli hocam, o zaman şöyle bir genelleme yaparsak, bir insan Allah'a iman etmiş mümin ve Müslümansa, bu hayat içerisinde Allah'ın razı olmadığı haramlardan uzak durarak, Allah'ın sakıncalı bulduğu, günah bulduğu şeylerden uzak durarak, iyi niyetle yapmış olduğu her şey hemen hemen hayırlı bir amel, güzel bir amel noktasına sayabiliriz. sayabiliriz. Kişinin işe gidip gelmesi, helalinden rızkını kazanması, ailesine, çoluğuna, çocuğuna ulaştırması bile bir ibadet, bir salih amel, amel. gibi olmuş oluyor. E, kıymetli hocam iman ve salih amel bölümünü burada tamamlıyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey varsa Şimdi söyleyebilirsiniz. Şimdi şu uzunca bir hadis var Efendimizin onu da söyleyeyim ondan sonra bu haftaki evet, konumuzu hocam. da hutbe konumuzu evet, da, hutbe da değerlendirelim. Hocam. Konumuzu bitirelim. Şimdi e, Efendimiz... Sayıyor sayıyor hadisin sonunda diyor ki kişi mutlaka yapacağı bir şeyler vardır. Yani her insanın gücünün yeteceği bir güzellik vardır dünya evet. hayatında. İşte hiçbir şey yapamıyorsak kardeşimize tebessüm etmeliyiz. Gülümsemek, gülmek, halini hatırını sormak. Yani bir selam vermek. vermek. Evet hocam. Salih amel mi? Salih ameldir. Evet. Halini hatırını sormak. İşte üzüntülü anında ona bir moral vermek, sadakadan sayılabilir, salih amelden sayılabilir. Saymış saymış efendimiz demiş ki kişi hiçbir şey yapamıyor yapamıyorsa elinden hiçbir şey gelmiyorsa kendisini kötülüklerden uzak tutması bile onun için bir sadakadır, bir salih ameldir. Günahdan uzak kalmak. Evet. Aynen. Allah razı olsun. Kıymetli hocam bu bölümümüzde programımızın son bölümünde. E, malumunuz bugün Cuma, Cuma günleri yapıyoruz biz de bu programı. E, Diyanet İşleri Başkanlığımızın camilerde Cuma hutbesi okunuyor. Bu haftaki hutbemiz Besmele berekete açılan kapımız. Evet. E, özetlersek hocam, yani camilerde Diyanet İşleri Başkanlığının okunan hutbesinde e, neler vardı? Konusu, konu başlığı Besmele Neler söylersiniz hocam? E, ulaşamayan, dinlemeyen seyircilerimizde haberdar olunması için. Evet, e, bu haftaki e konumuz gerçekten çok manidar. Yani 2023 yılının ilk cuma namazını bütün camilerimizde, Türkiye çapında, bütün dünyanın çeşitli yerlerinde cemaatimiz, müminlerin haftalık bayramı olan cuma gününde bunu eda ettiler. Yani besmele konusunun seçilmesi de çok manidar ne biz de 2023 yılına Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Besmele ile başladık. Ne Besmele ile başlanmayan bütün işler bereketsizdir. O işler hayırla sonuçlanmaz. Evet. Bu Efendimizin sözü. Şimdi biliyorsunuz bu haftaki hutbe konusuna hutbeye Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün vatandaşlarımızın çok yakinen bildiği, tanıdığı bütün merasimlerinde işte evlenme töreninde, sünnet merasiminde, hacca giderken, hacca döndükten sonra herhangi güzel bir işe, bir nimete nail olduğu zaman, çocuğuna isim koyacağı zaman, torunu olduğu zaman, askere gelişte, gidişte, bütün hayırlı merasimlerde bizim sürekli olarak okuduğumuz, tanıdığımız, bildiğimiz Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat adlı Mevlidi Şerif'inin ilk bölümüyle başlamış. Evet. Orada, orada vurgu yap, yapılan konu her işimizin, hayırlı işimizin başında işlerimize Rahman ve Rahim olan Rabbimizin, Allah'ın ismiyle başlamaya vurgu yapılmış işte Allah adın zikredel mevvela vacip oldu cümle işte her kula Allah adın her kim ol evvel ana her işi asan ede Allah ana Allah adını anarsa o kişinin bütün işlerini Allah kolaylaştırır kolay asan kolay, kolay demek evet. kolaylaştırır ondan sonra her nefeste Allah adın de müdem her zaman Allah'ın adını anmamız gerektiğini Allah adı, Allah adıyla Olur her iş tamam. Allah'ın ismini andığımız zaman işlerimiz tamam olur. Yine devam etmiş. Demiş ki bir kez Allah dese aşk ile lisan. Biz Rabbimizi aşkla, şevkle severiz. Canı gönülden severiz. Dilimizde ona göstermiş olduğumuz sevgi yeterli olmaz. Kifayetsiz kalır. Bir kez Allah dese aşk ile lisan. Dökülür cümle günah mislu kazan. Eğer kişi canı gönülden Allah dese, aşk ile derse, hazan mevsiminde yaprakların döküldüğü gibi kişinin günahlarda dökülür. İsmi pakim, pak olur zikreyleyen. Her murada erişir Allah diyen. Allah diyenin bütün istedikleri, istekleri yerine gelir. Şimdi burada e, efendimizin hadisi şerifini de e, zikretmişler. <laughs> Yüce Allah'ı anarak başlamayan her meşru söz veya iş bereketsiz ve sonuçsuzdur. Yani onun epterdir. Onun ardı arkası, arkası yoktur, gelmez. Kesik. Yani şekil itibariyle biz o işi bitirsek bile onda manevi olarak bir bereket olmaz. Hasıl olmaz. Evet. Şimdi bütün peygamberler görevlerine besmele ile başlamışlar. Allah'ın adıyla başlamışlar. Onun yardımını isteyerek başlamışlar. Zaten Cenab-ı Hakk'ın yardımı olmasa bizim bir işte başarılı olmamız mümkün, mümkün olmaz. Değil. Bize konuşma kabiliyetini veren kim? Cenab-ı Hak. Akıl nimetini, bütün bu bilgileri aklımızda tutmamızı sağlayan kim? Akıl nimeti onda veren Cenab-ı Hak. Yani çok önemli vasıfları, güzel işleri Cenab-ı Hak bize nasip ediyor. Evet, Besmele ile başladı tüm peygamberlerin daveti. Hazreti Nuh gemiyi yaptı. Haydi binin gemiye, yüzerken de dururken de Bismillah deyin. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Cenab-ı Hak bize daima merhametiyle muamele ediyor rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Öyle diyelim. Amin. Yine müminleri kurtuluş gemisine besmele ile çağırdı. Hz. Süleyman insanları besmele ile tevhide davet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikra bismi rabbi halak yaratan Rabbinin adıyla oku emriyle ilk vahye Allah'ın adıyla muhatap olduğu Besmele bu kadar önemli besmele bütün işlerimizin hayırlı işlerimizin anahtarı ve bereketidir. Yine biz de bu haftaki konumuzda Diyanet İşleri Başkanlığı besmelerin çeşitli yönlerini ele almış. Bu haftaki hutbenin sonunda hepimizin dört gözle beklediğimiz işte yağmurun Yağması yönünde de dua yazmış Diyanet İşleri yani. Başkanlığı. Evet. Şimdi eskiden Anadolu'da insanlar yağmura rahmet, rahmet derler. Diyorlar ki gökten yağmadıkça yerden bitmez. Evet. Şimdi onun için biz Rabbimize ziyetimizi ifade ederek onun rahmet kapısını her zaman sığınmak mecburiyetindeyiz. İnsan e, aciz olarak yaratılmış. İnsanın e, gücünün yeteceği, yapacak işler sınırlıdır. Üstesinden gelemeyeceğimiz konular vardır. İşte onlardan bir tanesi de yağmur ve karın yağmasıdır. Evet. Yani bu konuda insan gerçekten acizdir. Yapabileceği hiçbir şey yok. Yapabileceği bu konuda bir şey yoktur. Bizim yapacağımız Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısına samimiyetle sığınmaktır. Evet. Bütün ihtiyaçlarımızı ona arz ederiz. O bizi işitir, dualarımızı işitendir, kabul edendir. Kullarına rahmetiyle muamele edendir. Cenab-ı Hak inşallah bugün e, duamızın bütün camilerde e, cemaatimiz bu konuyla ilgili olarak dua ettiler. Havada biraz değişti. İnşallah yağmur i̇nşallah. bereketi de şu Ocak ayının ilk haftasında ülkemizde, memleketimizde herkesin dört gözle beklediği bu yağmur, kar bereketi de inşallah ülkemize gelecek. Cenab-ı Hak onun her şeye gücü yeter. Onun rahmeti çok geniştir. Bizi açlıkla, kıtlıkla, yoksullukla terbiye etmesin. Biz yoksullukta, kıtlıkta görmedik. Bolluğa da alıştık. Cenab-ı Hak bizleri altından kalkamayacağımız zorluklarla imtihana tabi tutmasın. Bize merhametiyle Abi. muamele eylesin. E, memleketimizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Memleketimize bolluk ve bereketler ihsan eylesin. Varlıktan fayda var. Bolluk bereket verirse biz de olmayan insanlara paylaşacağımıza dair söz veriyoruz Cenab-ı Hakk'a. İnşallah. İnşallah rahmetini ülkemizden esirgemez ben böyle diyorum. Yeni yılın, yeni senenin ülkemize, vatandaşlarımıza, biz seyreden kardeşlerimize hayırlar, bereketler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Kimin gönlünden hangi hayırlı iş geçiyorsa Cenab-ı Hak ona onları nasip eylesin Evlatlarımız da hayırlı eylesin Amin inşallah hocam Rabbim rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden hiçbir zaman eksik eylemesin ee, Hocam son olarak söylemek istediğiniz şey varsa e, Buyurun programımızın sonuna geliyoruz Şimdi e, sonuç olarak bu hafta iman ve salih amel konusunu, konusunu işledik, e, işledik. E, Bu haftalık hutbemizi değerlendirdik e tabii e, şu şunu da söyleyeyim. İnsan e, sınırlı bir ömre sahiptir. E, sonradan yaratılan her canlının e, bir başlangıcı vardır, bir de sonu, sonu vardır. vardır. Yani biz buna ömür diyoruz. Evet. Bu bir gün bitecek. Biz de dünyadan göçeceğimize göre fani bir varlık insan. Evet. Dünyada bir imtihan dünyası. bir ay ne ekersek bu fani dünyada tarlamıza bu bize verilen ömür sermayesi içerisinde bize verilen bu ömür ömrü güzellik güzelliklerle salih amellerle süslersek, inanırsak, iman edersek, güzellikleri yaparsak yanımıza kar kalacak olan bunlardır. Evet. Yoksa bizden önce nice insanlar gelip geçmiş, göçüp gitmiş. İyilik yapanların, güzellik yapanların, hayır hasanatta bulunanların, insanlığın faydasına güzel iş yapanların iyilikleri konuşuluyor. Evet. Kötülük yapanların da kötülükleri, kötülükleri konuşuluyor. konuşuluyor. Biz işte bizim maksadımız, gayemiz e, bu kubbede hoş. hoş bir seda bırakma Arkadaşlar, gayreti evet. olmalıdır. Evet. Hocam. Bunun için gayret etmeliyiz. Bizimle beraber olan yani dünya hayatına geldik. Ahirete iman da iman esaslarını söyledik işte. Evet. Ahirete inanmak da iman esaslarından bir tanesidir. Evet. Yani bizim orada gerçek karşılığını göreceğimiz güzellikleri bu dünyada yapmamız lazım. Cenab-ı Hak bu fırsatta bize vermiş. Bizim yanımıza kar kalacak olan da budur dakikamız var mı? Var hocam buyurun. Şimdi şöyle söz sözü açtı. Hacı Bektaş Veli'nin bir sözüyle bitelim. İşte malım, mülküm, servetim hepsi evde kaldı. Eşim, dostum, akrabam, çoluğum, çocuğum geçtiğim yollarda kaldı. Onlar da geride kaldı. Dostlarından birisi benden hiç ayrılmadı. Allah için yaptığım iyilikler bende kaldı demiş. Evet. Ve çok da güzel bir e, bitirme anı oldu, Allah son Allah bir Allah kelam Allah. oldu. Allah için yaptığım iyilikler bende kaldı. Onlar yanıma kar kaldı. Öyle diyelim. Bu şekilde en için? çok ihtiyacımız da onlar Evet, evet. Ee, kıymetli hocam bir de Haç e, kayıtlarımız var e, 5 Ocak 26 Ocak tarihleri arasında hiç hacca kayıt olmamış kardeşlerimiz 5 Ocak ve 26 Ocak tarihleri arasında e-devlet üzerinden internet üzerinden dilerlerse bu kayıtlarını yaptırabiliyorlar. Onları da söylemiş olalım. Daha önceden kaydı olup da şu ana kadar hacca gidememiş kardeşlerimizin kayıtları da zaten otomatik olarak otomatik olarak, olarak yenilendi. Bu işte de siz de biliyorsunuz gelirken ben müftülüğümüze aradım. 5 Ocakla 26 Ocak tarihleri arasında kardeşlerimizin yeni kayıtlar olacaklar e-devlet evet. e üzerinden kendileri yapacaklar 250 TL de anlaşmalı bankalara Bankası. para ücret ödeyecekler evet. daha önce kayıt olanların sizin de söylediğiniz üzere kayıtları otomatik olarak yenilendi ama e-devlet üzerinden kendilerinin kontrol de kontrol etmelerinde de fayda var diyorum. E, sayın seyircilerimizi e, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah razı olsun hocam. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için istifade ettik. Allah razı olsun. Kıymetli STV izleyenleri bu haftaki programımızın sonuna geldik. Program konumuz iman ve salih amel idi. Program konuğumuz ise Eskişehir İl müftü Yardımcısı Ziya Albayrak hocamızdı. Haftaya yeni bir konu, yeni bir konukla huzurlarınızda oluncaya dek Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.